Herkese merhabalar. Ben diyet asistan diyetisyenlerinden Yaren. Siz de profesyonel destek alarak benimle beraber zayıflamak isterseniz aşağıdaki 30 soruluk değerlendirme formumuzu doldurarak haftanın her günü WhatsApp'tan iletişimde kaldığımız diyet programımıza katılabilirsiniz. Bugün sizlerle bağırsak dostu besinler hakkında konuşmak istiyorum. Bağırsaklarımız sağlıklı bir yaşamın temel organlarındandır. Mikrobiyotamızın sağlığını korumadan sağlıklı bir yaşamdan bahsedilemez. Müsiller, sindirim sistemi üzerinde güçlü etkileri olan kabızlığın giderilmesine ve bağırsak hareketlerinin desteklenmesine yardımcı olan bağırsak uyarıcı maddelerdir. Reçetesiz müsil kullanımı elektrolit bozukluklarına ve çeşitli asit-baz dengesizliklerine sebep olarak uzun vadede böbrek hastalıklarına da neden olabilmektedir. Bu nedenle müsil ilaçlarını kullanmak yerine beslenmenize bağırsaklarınızı besleyici gıdalara eklemek daha doğru olacaktır. Peki bağırsaklarımızı besleyecek olan gıdalar nelerdir? Gelin birlikte göz atalım. Böğürtlen, çilek, frambuaz, yaban mersini gibi meyveler. Bu meyvelerin çoğu diyet lifi açısından zengindir. Diyetinize posa içeriği zengin meyvelerin eklenmesi bağırsak hareketliliğini artıracak ve dışkıya hacim kazandıracaktır. Baklagiller. Kuru fasulye, nohut, yeşil mercimek gibi baklagiller de diyet lifi açısından oldukça zengindir. Baklagil tüketmek aynı zamanda kısa zincirli yağ asidi olan bütirik asit tüketimini artırmaya yardımcı olacaktır. Araştırmalar, bütirik asidin sindirim sistemi hareketliliğini artırarak kabızlık tedavisinde kullanılabileceğini göstermektedir. Bütirik asidin ayrıca Crohn hastalığı gibi hastalıklarda bağırsak iltihabını azaltıcı etki gösterdiği de düşünülmektedir. Bir diğer besin ise keten tohumu. Omega 3 yağ asidi içeriği oldukça yüksek olan keten tohumu hem kabızlık hem de ishal tedavisinde kullanılabilecek etkili bir besindir. Keten tohumu hem bağırsak geçiş süresini azaltmaya hem de dışkılamaya destek olur. Gelelim kefire. Kefir, fermente bir süt ürünüdür. Aynı zamanda probiyotik bir besindir. Probiyotikler, bağışıklık sisteminin iyileştirilmesi ve sindirim sisteminin sağlığı açısından oldukça faydalı gıdalardır. Probiyotikler aynı zamanda takviye olarak da alınabilir. Kefirin, dışkıya şekil vererek kabızlıkta oldukça etkin rol oynadığı ve kabızlığı iyileştirdiği yapılan çalışmalarda görülmüştür. Yeşil yapraklı sebzeler de kabızlığın önlenmesinde kullanılan besinlerdir. Yeşil yapraklı sebzeler hem lif açısından hem magnezyum açısından zengindir. Düşük magnezyum alımının kabızlıkla ilişkili olabileceği düşünülmektedir. Dolayısıyla yeşil yapraklı sebzeleri kabızlıkta beslenme tedavisine eklemek gerekmektedir. Elma da yüksek lif içeriğiyle tam bir bağırsak dostu besindir. İçerdiği pektin sayesinde bağırsak geçiş süresini hızlandırmaktadır. Ayrıca sindirim sağlığını geliştirmek için bağırsaktaki faydalı bakterilerin miktarını artırarak prebiyotik görevi yapmaktadır. Bütün bunların yanında zeytinyağı tüketmenin kabızlığı hafifletmekte oldukça etkili olduğu görülmüştür. Zeytinyağı bağırsak hareketlerini hızlandırarak kabızlık semptomlarına iyi gelmektedir. Ve yulaf kepeği. Yulaf kepeği hem çözünür hem de çözünmez lif açısından zengin bir besindir. Bu da yulaf kepeğini tam bir bağırsak dostu olarak görmemiz için bir etkendir. Yulaf kepeği kolay sindirilebilirliği ve yüksek doyuruculuğu sayesinde kabızlığı önlemekte ve kilo korumada oldukça yarar sağlamaktadır. Kuru erik, kuru kayısı gibi kuru meyveler de içerdikleri yüksek diyet lifi sayesinde doğal bir müsil etki göstermektedir. Kivi de lif içeriği yüksek meyveler arasındadır. Tüm bunların yanında olmazsa olmazımız tabii ki yeterli su tüketimidir. Su, metabolizmanın doğru çalışması ve kabızlığın önlenmesi açısından olmazsa olmazlardandır. Yeterli su tüketilmediği takdirde metabolizmamız doğru çalışmayacak, kilo vermemiz de yavaşlayacaktır. Bununla birlikte kabızlık da kilo vermemizi olumsuz etkileyecektir. Bağırsak dostu besinleri sizinle paylaştım. Videoda anlatmış olduğum besinleri diyetinize eklemenizde fayda var. Size özel hazırlanmış bağırsak dostu beslenme programlarıyla sağlıklı bir yaşam sürmek istiyorsanız siz de bize ulaşabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın.